Bundan önceki videolarda hidrokarbonlar hakkında biraz konuşmuştuk. Eğer bir şeyleri yakmak istersek, tamam sakin olun, tehlikeli şeylerden bahsetmiyorum. Yani bir yakıt elde etmek istersek, hidrokarbonlar için oldukça ilginç ve işe yarar malzemeler diyebiliriz. Hatta şimdi onları biraz daha ilginçleştireceğiz. Çünkü hidrokarbonlara bir şeyler ekleyeceğiz. Bir şey derken tabii ki fonksiyonel gruplardan bahsediyorum. Fonksiyonel gruplar bu videodaki asıl amacım karbon zincirine bağlanarak onları biyolojik olarak daha ilginç hale getiren en önemli fonksiyonel grupları tanıtmak. İlk olarak OH grubunu göstermek istiyorum. Buradaki karbon zincirine bağlı bir OH grubumuz var. Aslına bakarsanız bağlanmış olmak zorunda da değil. Ama gördüğünüz gibi burada bir OH var. Yani hidroksil. Evet. Hidroksil grubu Karbon zincirine bu şekilde bağlandığı zaman da bütün molekülü alkol haline getirmiş oluyor. Alkol. Evet, bu molekül artık bir alkol. Spesifik olarak bu molekülün ismini öğrenmek istersek, en uzun karbon zincirindeki karbon sayısına bakıyoruz. İki tane. Öyleyse iki karbon için et ön ekini kullanıyoruz. Kullanacağımız önek et. Çünkü iki karbonumuz var. Molekülün tam adı da etanol. Peki, bu molekülün ne gibi özellikleri var? Burada hem bir karbona hem de bir hidrojene bağlı oldukça elektronegatif bir oksijen var. Oksijen hidrojenden daha elektronegatif olduğuna göre hidrojenden uzak olan bu tarafta daha kısmi bir negatif yükümüz olmalı. Aynı şekilde hidrojen tarafında da kısmi pozitif yük olmalı. Hatta karbon tarafında da aynı şekilde ama karbonun yükü daha az olmalı. Çünkü hidrojen karbondan çok daha az elektronegatif. Bu grup yani hidroksil grubu polar bir grup. Tahmin edebileceğiniz gibi polar oldukları için de su içinde kolayca çözünebiliyorlar. Yani hidrofilik moleküller. Hidrojen bağları kurarak çözünmeyi hızlandırıyorlar. Hidroksile benzeyen ve de benzer özelliklere sahip olan bir başka fonksiyonel grup da işte burada. Bu grubun neresi hidroksile benziyor ki diyebilirsiniz. Sonuç olarak elimizde oksijen yerine kükürt var. Yani ikisinin de en çok sevdiği şey elektron almak. Ya da iki tane elektron alıyormuş gibi yapmak. Bu nedenle de genel olarak iki tane kovalent bağ yapabiliyorlar. Buradaki gruba verilen adsa sülfidril. Evet, sülfidril grubu. Hidroksille oldukça benzer olmalarına rağmen aralarında bir fark var. Bu fark da kükürtün oksijene kıyasla daha az elektronegatif olmasından geliyor. Tabii ki hala kısmi pozitif ve negatif yüklerimiz olacak. Ama bu grup daha az polar diyebiliriz. Yani hidroksil kadar polar değil. Mesela karbon zincirine bağlı bir sülfidril grubumuz var diyelim. Buradaki R aslında karbon zincirinin kısaltılmış hali. Örneğin buraya genel bir alkol tanımı yazmak isteseydim, bir R ve hidroksil grubu yazabilirdim. Yani birbirine bağlı R-O-H. Bu gördüğünüz R aslında buradaki tüm bu arkadaşları içeriyor diyebiliriz. İşte burada yaptığımız şey bu. R kesinlikle buradakiyle aynı diyemem ama. Kesinlikle karbonlar, hidrojenler ve buna bazı şeylerden hatta başka fonksiyonel gruplardan oluştuğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, burada sülfidril üzerinde odaklanmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu şekilde bir şey görürseniz düşünmeniz gereken şey, tamam, elimde polar bir grup var ama hidroksil grup kadar polar değil. Sırada daha karmaşık bir molekül var. Aslında bu molekülle günlük hayatta sürekli karşılaşıyorsunuz. Tahmin edebildiniz mi? Bu fruktoz. Evet, meyve şekeri. Hemen yazalım. Fruktoz. Bu hali de halka olmadığı hali. Eğer bu şekeri suya atacak olursanız hemen bir halka formu alacaktır. Ama halka formunda değilse hidroksil grupları olduğunu daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu karbonda bir hidroksil grubunuz var. Bu karbonda da bir hidroksil grubunuz var. Bu karbonda da bir hidroksil grubu, bu karbonda da bir hidroksil grubu ve bu karbonda da bir hidroksil grubu var. Bu karbona bakacak olursak oksijene çift bağla bağlı olduğunu görüyoruz. Yani bu bir karbonil grubu, değil mi? Karbonil grubu. Esasında bu tam da bir şekerin düz bir zincir olarak nasıl göründüğünün bir örneği. Bu karbon dışında bütün karbonlara bağlı bir hidroksil grubu var. Bu karbonda ise bir karbonil grubu var. Karbonil grubunda hatırlamamız gereken bir noktayı da zaten daha önce belirtmiştik. Oksijenin çok fazla elektron negatif olması. Hatta karbondan çok çok daha fazla elektron negatif olması. Dolayısıyla buradaki elektronları oksijen ucunda tutmaya çalışacaktır. Bu şekilde de burada kısmi negatif yük Burada da kısmi pozitif yük olacaktır. Tabii ki bu grup polar. Üstünde oldukça fazla hidroksil grubu olduğu için aslına bakarsanız bütün molekül oldukça polar. Lakin bu grupta moleküle biraz polarlık kazandırıyor. Çünkü karbonun üzerinde kısmi pozitif bir yük var ve nükleofilik saldırılara karşı savunmasız. Organik kimya dersinde elektronları paylaşmak isteyen moleküllerin gelip bu karbonla bağ yaptığını görebilirsiniz. O zaman bu bağdaki elektron çifti de oksijene geri dönecek ve hatta belki de yepyeni bir bağ yapacak. Ama bu gibi şeylerden daha sonra organik kimyadaki mekanizmaları işlerken bahsedeceğiz. Şu anda burada fark etmemiz gereken en önemli şey molekülün içinde bir hidroksil grubunun yanı sıra bir de karbonil grubunun olması. Sıradaki molekül esasında bir amino asit. Biyoloji konularında amino asitleri detaylıca işleyeceğiz. Burada gördüğünüz amino asidin de birkaç ilginç grubu var. Birincisi, burada gördüğünüz turuncu ile daire içine aldığım grup. Burada bir karbon olduğuna göre bu bir karbonil grubu diyebiliriz. Fakat bu karbon aynı zamanda hidroksil grubuna da bağlı. Evet, burada bir hidroksil grubuna da bağlı. Bu formu gördüğünüz zaman yani karbon oksijen arasında bir çift bağ ve de onlara tek bağla bağlı bir hidroksil grubu gördüğümüz zaman bu gruba karboksil grubu diyeceğiz. Karboksil grubu. Bu gruptan bir hidrojen proton vermeye oldukça elverişli olduğu için grubun asidik olması gerektiğini öğreniyoruz. Elektronları kendisine çekmeyi çok seven oksijen buradaki iki elektronu da alarak negatif yüklenebilir. Burada bir rezonans yapısı da var. Çünkü buradaki elektron çifti bu grup içinde yer değiştirebilir ve bu hidrojeni dışarı gönderebilir. Yani hidrojeni vermeye hazır diyebiliriz. Bu nedenle de asidik olduğunu söyleyebiliriz. Evet, asidik. Şimdi amino aside dönecek olursak asit kısmı karboksil grubundan ileri geliyor. Yani burası asidik kısım. Tabii bir de amino kısmı var. Amino kısmı da tam burada. İçinde azot olduğu için buradaki de amino grubu. Yani bu maviyle gösterdiğim kısım amino asite amino adını vermiş oluyor. Evet, amino asit. Aslında bu moleküller genel olarak bazik özellikler gösterir. Azotun ortaklanmamış elektron çiftleri olduğunu biliyoruz. Demek ki bu ortaklanmamış elektronları kullanarak hidrojen yoluyla bir bağ oluşturabilir. Evet, bir hidrojen kapabilir. Doğru koşullar altında bir hidrojenle yani pozitif yüklü bir iyonla başka bir deyişle de bir protonla bağ oluşturabilir. Yani pozitif yüklü olabilir. Bu şekilde hidrojenleri kapabildiğine göre amino asidi bazik olarak kabul edebiliriz. Buradakine verilmiş ad lösin. Kasların gelişmesi için çok önemli bir amino asit. Bunu da aslında anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir karbon zinciri var. Bir ucunda bir hidroksil grubu, öbür ucunda da bir amino grubu var. Genel olarak konuşulan bir başka konu da hidrokarbon grupları. Mesela bu molekülün ana zincirine bakalım. Ana zinciri belirlemek için bu karbonu da kullanabiliriz, bu karbonu da. Diyelim ki bunu kullandık. O zaman bu çizdiğim bizim ana karbon zincirimiz olacak. Eğer ki bunu ana zincir olarak kabul ediyorsak, buradakini de metil grubu olarak kabul etmemiz gerekir. Hatırlayalım, met, tek karbonlu moleküller için kullandığımız önekti. Yani 3 hidrojene bağlanmış tek bir karbondan bahsediyorum. Evet, ondan bu gruba metil grubu diyoruz. Ayrıca bir hidrokarbonun ikinci bir hidrokarbon grubuna bağlandığını görürseniz, o molekülün hidrofobik olduğunu bilmelisiniz. Bu molekülün en azından bu kısmının polarlıkla uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla molekülün özellikle bu kısmı doğrudan suda çözünmeyecektir. Son olarak size göstermek istediğim molekül de bu. Ki bu molekülü biyoloji dersinde ATP'nin bir kısmı olarak ya da DNA'nın iskeleti olarak oldukça fazla göreceksiniz. Fosfat grupları. Yani burada çizdiğim daire içine aldığım şey fosfat grubu. Buradaki R kim bilir ne? Bunu mesela birçok karbon, yanında başka gruplar diyelim, sonra da iki tane hidrojene bağladım. Bu arada her zaman hidrojene bağlanması gerekmiyor. Ama hidrojene bağlandığı zaman proton almış gibi kabul ediliyor. Bir başka deyişle bu elektronları alarak bu hidrojenler dışındaki bir çözeltiye verilebilir. Sonuç olarak fosfat grupları asidik olarak kabul edilir. Yani özellikle bu şekilde proton almış olduklarında asidik olurlar. Çünkü kolayca protonlarını verebilirler. Evet, bu video size biyolojide göreceğiniz karmaşık moleküllerdeki birçok fonksiyonel grup hakkında yaptığımız bir özetti. Onları parçalara ayırdığınız zaman artık burada bir karbon zinciri var, buradaysa bir şeker, birçok hidroksil grubu, bir tane karbonil grubu, hatta amino grubu ve de karboksil grubu var diyebilirsiniz aynı zamanda bu moleküllerin asidik ya da polar olup olmayacakları ya da değişik kısımların farklı işlevlere sahip olup olmayacağını sorgulayabilirsiniz.